ve Türk Dil Kurumu'nu kuruyor 1930'da, 31'de. Ardından millet mektepleri, ardından biliyorsunuz halk evleri, devrim ocakları ve başka başka hareketler bir aydınlanma hareketi için bunu Mustafa Kemal bu şekilde öngörüyor. Çünkü şunu biliyor. Biz 15 Mayıs 1919 günü yıkımın eşiğine getiren nedenler ne? Bir sürü neden sayabilirsiniz. Askeri nedenler. Yenildik. Osmanlı kafası şunu tartışıyordu. Şeriat'tan uzaklaştık, ondan bu hale geldik. Şimdi kafa da bu, şimdiki kafa da bunu tartışıyor. Ne diyor? Daha çok ona yönelirsek kurtulacağız diyor. Ama bütün bunları tabii ki o tarihin süzgüsü içerisinden gelmiş olan insanlar acı deneyimlerle yaşadılar. Ve Mustafa Kemal Atatürk şunu diyor. Akıldan, bilimden, araştırmadan, sorgulamadan ve aynı zamanda bütün bunları kendisine bir davranış özelliği haline getirmek bir toplum. Getirememiş bir toplum çökecek de bunun yolu yok. Neden? Batı bir medeniyet yarattı. Bu medeniyet önce antik Yunan'ı, ardından biliyorsunuz Orta Çağ dünyasının ardından bir Rönesans'ın, Rönesans'ın üzerine oturan bir absolutizmanın yani bir aydınlanma sürecinin, Eclairon denilen bir aydınlanma sürecinin ortasına oturdu, üstüne oturdu. Ondan sanayi devrimi yarattı. Beylerken bir bilişim devrimine dönüştü bu. Şimdi de tabii ki kuantum dönemine geldik. Postmodern bir dünyadan söz ediyor. Ama bakıyorsunuz Türkler bunun neresinde? Bakın, Immanuel Kant, Saf Aklın Eleştirisi adlı kitabını yazdığında tarih 1801 tarihi gösteriyor. 1801. O yıllarda İstanbul'da, az önce arkadaşım Kürşat Bey'le konuşurken bu örnek üzerinde durmuştuk. İstanbul'da Baron de Tott bir mühendishaneyi Bedri Hümayun, daha sonra ortaya çıkacak. Mühendishaneyi Bedri Hümayun, yani bir tane mühendislik okulu açacak. İstanbul'daki ulema ayaklanmıştır. Temel mantık şudur. Nasıl olur da bir Müslüman mahallesinde salyangoz satılır? Nasıl olur da bir frenk bir kefere gelir, Osmanlı'nın başkentini de tutar, burada okullar açar ve nasıl olur da biz yani Osmanlı'da ilmiye sınıfı denilen sınıf görmezden geliniriz. Derhal bir ayaklanma eğilimi içerisinde gittiler. Şeriat elden gidiyor tantanaları. O zamanlar da bundan çok yoğundu. Şeriat elden gidiyor teraneleri, lakırtıları ve o zaman dönemin padişahı Baron de Tott bu sözünü ettiği ulemayı büyük bir salonda topladı ve onları bir tanıdan geçirdi. Harikaydı.